Seni bekliyorlar. Öyle mi? Öyle mi derken? Yıldız, sen çalışmak istedin. Bu saatten sonra vazgeçmeyeceksin herhalde. Ya vazgeçmeyeceğim de dün Zeynep başımın etini yedi. Ya acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Yıldız, seni zorlamıyorum. İstersen dönebiliriz. Yok yok, dönmeyelim. Sonuçta ben ne yapacağım ki? Eli kolu bağlı duramam yani. Hadi o zaman. Tamam ya, gidiyorum içeri. Kemal. Ya şu adamla konuşana kadar gelsene sen de. Hadi yürü. Merhaba. Hoş geldiniz Kemal Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Tayfun Bey buralarda mı? Haberi vardı, bir arkadaşımı getirdim ona da. Haber vereyim kendisine ben. Kemal Bey mi? O kız sana aşık herhalde. Kuvvetle muhtemel. Tabii gördü, eli yüzü düzgün, yakışıklı. Seni bir şey zannetti. Bilmiyor ki şoförsün. Beni yakışıklı buluyorsun yani. Bulmuyorum. Kemal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim Kemal'cim. Sen nasılsın? Çok sağ ol. Bahsettiğin arkadaş bu mu? Yıldız ben. Memnun oldum. Merhaba Yıldız'cığım. Bugün işe başlayabilirsin. Aa, çok sevindim. Yalnız Kemal hazır buradayken söyleyeyim. Bir elemana ihtiyacım yoktu. Kemal'i kıramazdım. Çok teşekkürler. Bana değil, Kemal'e teşekkür et. Estağfurullah. Sana çalışma saatlerini Gonca söyleyecek. Ona göre şiftlerinizi ayarlarsınız. Ben daha önce de karşılamada çalışmıştım. Hiç sorun çıkmaz, merak etmeyin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Kemal'cim dikkat et kendine. En kısa zamanda bekliyorum. Görüşmek üzere. Sen bu adamla nasıl samimi oldun? Bir ara bir yardımım dokunmuştu da sağ olsun, sever beni. Ay, senin ne yardımın dokunacak ona? Karşıdan karşıya falan mı geçirdin, ne yaptın? Onun gibi bir şey. Sen de beni o kadar küçük görme ya. Hayatta her şey para değil. İnsanlık da önemli. Gerçi bunu anlamanı beklemiyorum ama birazcık kendini zorlarsan çok mutlu edersin beni. Aman, laf da sokarmış. Neyse, ben gidiyorum. Yardıma ihtiyacın olursa yine çözeriz. Sağ ol. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ben sana soyunma odasını göstereyim. Tamam. Buyurun, bu tarafta. Akşam 8 için yazdım efendim. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rezervasyonunuz var mıydı? Zeynep Eren, 2 kişi. Buyurun, masanız hazır. Harita edilmiş değil mi bu? Saçmalama, ne işi var onun burada? Afiyet olsun. Çok mersi. Hadi her yere haber salın da işimi kolaylaştırın. Bak ben şimdi ne yapacağım? Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? O zaman sizi şöyle bakayım. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Masanız hazır. Buyurun. Şöyle alayım sizi. Ben sizi bir yerden tanıyorum ama. Ha, belki eşimden dolayı tanıyorsunuzdur. Halit Argun'un eşiyim ben, Yıldız. Öyle mi? Afiyet olsun. Teşekkürler. Bakar mısın? Koskoca Halit Argun'un eşi burada çıkmış. Buraya gel. Ne işin var senin burada? Çalışıyorum. Ver, hadi dışarı çıkıyorsun. Gelmiyorum, çalışıyorum dedim. Bana bak, ne diyorsam onu yap. Yürü. Gelmiyorum dedim. Sen evden çektin gittin, bana nerede olduğunu bile söylemedin. Sen de hemen iş buldun değil mi? Beni yeterince rezil etmemişsin gibi. Halit karşında Zehra yok. Bana bak, delirtme beni burada. Bin hemen şu arabaya. Hadi. Var, üstümü değiştireyim. Çabuk ol.
Sen kim oluyorsun da bana sormadan işe giriyorsun? Evde yoksun, telefonlarımı açmıyorsun. Ne yapsaydım? Bana sormadan bir şey yapamazsın. Sok bunu kafana. Kim buldu sana o işi? Kim yardım etti? Çiçek diye bir arkadaşım vardı eski işten. O yardım etti. Ha, bir günde sana buldu o işi, öyle mi? Çevresi bayağı genişmiş Çiçek'in. Halit, sen beni terk edip gitmedin mi evden? Ne yapmamı bekliyordun? Evinde oturacaksın. Yaptığın her şey bir hata. Asıl konuyu da açmıyorum. Eve gidince hesabını soracağım sana. Bunların hepsinin sorumlusu aslında sensin. Beni sen mecbur ediyorsun böyle şeylere. Sen benim kocam olarak yanımda olsaydın... ben sana annemin ihtiyacı olduğunu söylerdim. Ama söyleyemiyorum ki. Ne demek yanımda olsaydın? İstediğin her şeyi almadın mı? Ben kılık kıyafetten bahsetmiyorum. Bir derdin var mı diye bana sordun mu? Bir ihtiyacın var mı dedin mi hiç? Sormadın. Çünkü sen dert sevmiyorsun ki Halit. Keyfin kaçsın istemiyorsun. Ama benim bir ailem var. Ağaç kabuğundan çıkmadım ben. Onların bir ihtiyaçları olabileceğini tahmin etmeliydin. Kiminle evlendiğini biliyorsun. Gelip söyleseydin o zaman. Bulduğun çözüme bak. Söyleyemedim. Çünkü konuşulmuyor seninle. Mecbur kaldım. Bir yandan annem bastırıyor. Bir yandan kocam bana zaten hiç para vermiyor. Kendim hallettim. Defne ile aranda bir şey var mı diye takip etmekten... Bana bak Yıldız. Benim Defne ile aramda hiçbir şey olmadı. O zaman neden bana yalan söyleyip onun evine gittin? Defne'ye benden uzak durmasını söyledim. Anlamadı. Sana onunla arkadaşlık yapma dedim. Dinlemedin. Ender'le evliyken onu Defne ile aldattın değil mi? Evet. İnanamıyorum size ya. Hepiniz bir oldunuz, beni aptal yerine koydunuz. Üzülmeni istemediğim için söylemedim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Sağ ol. Geçmişin hesabını mı verecektim sana? Olan olmuş bitmiş. Seninle evli olduğum sürece Defne ile benim bir ilişkim olmadı. Başka biriyle oldu mu peki? Hayır. Ne demek o ya? Konuyu döndün dolaştırdın bana getirdin. Asıl sen şu soruya cevap ver. Hangi akla hizmet bir restorana gidip müşteri karşılama işine giriyorsun? Çok da iyi yaptım. Yine olsa yine çalışırım. Sen benim elime nakit para vermiyorsun. Beni çalıştırmıyorsun. Bir ihtiyacım var mı, ailemin bir ihtiyacı var mı sormuyorsun. Ne yapsaydım Halit? Sen benimle üniversite koridorlarında tanışmadın ki. Benim gerçeğimi biliyorsun. Ben çalışmaktan gocunmuyorum. Bak, ikimiz de hatalıyız. Ama ben seni affediyorum. Çünkü seni hala çok seviyorum. Sen belli ki beni affedemeyeceksin. O zaman ben gidiyorum. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Gel bakayım buraya. Gel. Hiçbir yere gidemezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.